Ey insan, bu kafeste azap içindesin. Senin canın içinde bir can var. O canı ara. O canı ara. O canı ara. Beden dağının içinde mücevher var. O mücevherin madenini ara. Ay yürüyüp giden sufi. Gücün yettiğince ara. Ama dışarıda değil. Aradığını içinde ara. Fihi mafi. Ne varsa içindedir. Sen kendine göre kıyas ediyorsun. Halbuki hakikatten çok uzak düşünüyorsun. İyice bak. Kendinize gelin. Siz de bir zan yüzünden göklerdeki duraklarınızdan düşmeyesiniz. İnsanın en büyük handikaplarından birisi, herkesi kendisi gibi zannetmek. Olan biten her şeyi kendi kabınca, kendi anlayışına göre yorumlamak. İnsan birçok şeyi kıyaslayarak öğrenir, bu doğru. Geceyi gündüze bakarak kıyaslar, birçok şeyi zıttından anlar. Zaten Hazreti Mevlana bize daha önce hayat zıtların ahengidir demişti. Fakat bir çocuğun büyüklerin işlerini kendi kabına göre kıyaslaması gibi, kıyas yaparken yanlışa düşme tehlikesi var. Mutlak adalet ancak mutlak bilgiyle mümkündür. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Anlamadığı ve kafasına yatmayan şeyleri inkar, ilkel insanın işidir. Önceki bölümde kuyumcunun öldürülmesinden yola çıkarak Hızır ve Musa kıssası, İbrahim ve İsmail peygamberin hikayeleri gibi aklın ötesine geçen konulardan söz ettikten sonra Hazreti Mevlana bize dedi ki, dur, hemen itiraz etme. Bir şeyi anlamamak onun yanlış olduğunu göstermez. Zira sen kendi anlayışına göre yanlış kıyas yapıyor olabilirsin. Hem bireysel terapilerde hem grup terapilerinde danışanlarımıza şunu öneriyoruz. Bir şeyi hemen reddetme. Ve onlara diyoruz ki olabilir çok iyi bir kelime. Olabiliri hep yanınızda tutun. Bir şey duyduğunuz zaman hemen reddetmeyin. Önce olabilir deyip sonra üzerinde düşünün. Olabilir aslında aklın söyleyeceği bir şey. Reddeden yanımız duyguyla bakan tarafımız. Bir şeyi hemen inkar etmek ilkel insanların işidir. Ve olaylara akıl gözüyle bakabilmek, işin sonunu sezebilmek ancak kendini olgunlaştırmış, biraz kemalatla ilgili yol almış insanların vasfıdır. Hazreti Mevlana diyor ki, bu davranış biçimiyle hakikate ulaşamazsın. Beni bir tuti gibi aynanın karşısına koydular. Üstad-ı Ezeli ne söyletiyorsa onu söylüyorum. Bir bakkal ve onun bir tuti kuşu vardı. Güzel sesli, yeşil renkli söz söyler bir hayvandı. Tuti, dudu kuşu ya da papağan bir yerine kullanılan isimler. Bu kuşların biliyorsunuz taklit yetenekleri var. Anlamaktan ziyade taklit ederler. Bunlara söz söyletmek için kafeslerine ayna koyar, aynanın arkasına geçip konuşurlarmış. O da aynada aksini görünce onu da kendisi gibi bir tuti zannedip, işittiği sözü söylüyor zannedip taklit edermiş. Bütün bunlardan neyi anlıyoruz? Olan biteni kavrayıp anlamak yerine papağan gibi kendisine söyleneni taklit edip duran insanlar var. İşte günümüz insanı, özellikle medya, birisi bir şey uyduruyor. Gerçek yanlış demeden bir bakıyorsunuz, milyonlar onu taklit etmiş, işte sosyal medyada paylaşmış. O zaman yanlış kıyas tuzağına düşenlerin genellikle taklitçiler olduğu kanaatine varabiliriz.
Bizim bakkalın tutisi dükkanda bekçilik eder ve çarşıdaki esnaf ve tüccara nükteler söylerdi. İnsanlarla konuşurdu. Ötüşü ve söyleyişi de gayet üstadçaydı. Bakkal bir gün evine gitmişti ve Tuğti de dükkana nezaret ediyordu. Bir kedi fare avlamak için birdenbire ortaya atılınca Tuğti de can korkusundan sıçradı ve dükkanın bir köşesine kaçtı. Lakin bu sırada raftaki gülya şişelerini devirdi. Nihayet bakkal evden gelip yerine oturunca ne görsün? Dükkan yağ içinde, elbisesi de yağ bulanmış. Tuti'nin yaptığını anladı ve öfkeyle Tuti'nin başına vurunca bizim Tuti kel oldu ve konuşmayı, ötmeyi kesti. Bakkal sonradan çok pişman olduysa da iş işten geçti. Sakalını yoluyor, eyvah diyordu. Elim kırılaydı da o tatlı dili Tuti'nin başına nasıl vurdum diye teessüf ediyordu. Tekrar konuşsun diye fakirlere sadakalar veriyordu. 3 gün 3 gece böyle geçti. Bakkal ağlamaklı dükkanda oturuyor ve bu kuş ne vakit konuşacak diye gamlanıyordu. Tam o sırada dükkanın önünden çıplak bir derviş geçti ki kafası tas ve leğen gibi caz çalardı. İşte Tuti de o cevlaki görünce birden dile geldi ve "Ey falan!" diye seslendi. "Neden kel oldun? Yoksa sen de mi gülya şişesi döktün?" Tuti'nin aba sahibi dervişi kendi gibi zannetmesinden ve nefsine kıyaslamasından halk gülmeye başladı. İşte herkesi kendisi gibi zannetmek, kendisiyle kıyaslamak nihayetinde insanı gülünç duruma düşürmeye sebeptir. Kalp altını da, halis altını da mihenk taşına vurmayınca anlayamazsın. Sen beni sevmiyorsun artık. Nereden çıktı bu? Kıyasladı. Eskiyle, yani nişanlılık dönemiyle. İşte eskiden hediyeler alırdın, çiçek getirirdin falan. En az 10 kere arardın. Kıyasladı. Hakkımda kötü düşünüyorsun. Bu da nereden çıktı? Muhtemelen kendi düşünceleri. Kendisiyle kıyasladı. İşte bunlar memleketi satıyor. Nereden biliyorsun? Kendinden. Ben olsam öyle yapardım. Zihin okumak da bunun gibi. En temel açmazlarımızdan birisi. Ben senin niye böyle davrandığını biliyorum. Nereden? Zihin okudu. Kendisiyle kıyaslayıp onun yerine karar verdim. Burada belki dinamik terapide bahsedilen o egonun savunma mekanizmalarından birisi olan projeksiyondan söz edebiliriz, yani yansıtma. Bende, yani kendi bilinç dışımda var olan ve bastıramadığım ve bilincimle de fark etmediğim bazı dürtüleri işte bir ayna vasıtasıyla karşımdakine, diğerine yansıtmak. Böyle tarif edebiliriz projeksiyonu. Yani bu şu demek, işte patolojik olarak kıskançlık dürtüsünün olduğunu varsayalım ve bastıramadığımı düşünelim. O zaman karşımdakine ya da diğerine diyorum ki sen beni sürekli kıskanıyorsun. İşte insanlar beni takip ediyor. İşte bana kötülük yapmayı düşünüyor. Bize yönelik suçlama cümlelerinin birçoğunun diğerinden kaynaklandığını, onun kendi dürtülerini bize projekte ettiğini hatırımızda tutalım ve aklımızda bulunsun. Adamın biri duvara bir resim atmak ister. Çivisi vardır ama çekici yoktur. Komşuda bir tane vardır ve komşusuna gidip çekicini istemeye karar verir. Ama birden ikirciklenir. Ya komşusu çekici ödünç vermek istemezse? Sonra zaten dün beni pek isteksizce selamlamış gibiydi. Belki acelesi vardı, yoksa acelesi bahane miydi? Bana karşı içinden bir şeyler mi geçiriyor acaba? Hani ne geçiriyor olabilir? Ona bir şey yapmadım ki. Boş boşuna niye kafayı takıyor bu herif bana ya? Biri benden bir şey ödünç istese ben hemen veririm. O niye vermiyor? Bu herif gibileri zaten insanı hayatı zehir eder. Yetmiyormuş gibi
Kendisine muhtaç olduğumu sanıyor bir de. Neymiş? Bir çekici varmış. Yetti be. Bunun üzerine hışımla komşunun kapısına dayanır, kapıyı çalar ve bir iki daha hoş geldin demeden çekicini al da başına çal terbiyesiz herif diye bağır. Aslan ve süt manalarına gelen şiir lafzı, yazıda birbirine benzerse de mana yönünden ayrıdır. Bunun gibi sen de ümmetin seçkinlerinin halini kendine kıyas etme. Allah'ın seçkin kullarından pek azı haberdar olabildi. Hatta peygamberlerle eşitlik davasına kalkıştılar. İşte biz de insanız, onlar da dediler. Biz de yemeye ve uymaya mecburuz, onlar da dediler. Körlüklerinden aradaki uçsuz bucaksız farkı göremediler. Hazreti Mevlana bize örnekler veriyor. Diyor ki iki tane arı var. Birinde yalnızca iğne bulunur, diğerinde bal. Dışarıdan ikisi de aynı görünür oysa. İki çeşit ahu. İkisi de ot yer ve su içer. Lakin birinden gübre, öbüründen mis hasıl olur. İki türlü, iki nevi kamış. Aynı dereden su içtiği halde biri boştur, diğeri şekerle doludur. İki çeşit su dışarıdan aynı görünmesi caizdir. İkisinin de duruluğu vardır. Peki tatlı suyu acı sudan kim ayırabilir? Tabii ki zevk sahipleri. İşte burada bahsedilen zevk sahipleri ariflerdir. Mutasavvıflara zevk ehli de derler. Neden? Çünkü onlar zevki zevkle değiştirirler. Heva ve heveslerin verdiği zevkleri manevi olanlarla değiştirirler. Nefs her seferinde daha büyüğünü ister, tatmin olmaz. Ruhsa her seferinde aynı şeyden farklı zevkler elde eder. Nefsin zevk alma biçimi hep bir öncekinden daha fazla şey istemektir. Örneğin işte bir bisiklete binersiniz, işte yetmez, işte daha sonra motosiklet, olmadı araba, olmadı işte helikopter, uçak. Yani nefsin isteklerinin sonu yoktur ve tatmin olmaz. Ama nefsini olgunlaştırmış ve ruhuna teslim etmiş insanlar, yani insan-ı kamiller, işte arifler ya da olgun insanlar, yani onların keyif alma biçimi, yani ruhun keyif alma biçimi her seferinde aynı şeyden farklı zevkler, farklı keyif almak biçimindedir. Örneğin bir musiki eserinden ya da işte bir ezandan ya da işte ibadetlerden her seferinde farklı farklı keyif alırlar. Aynı şeyden her seferinde farklı zevkler tadarlar. Kıyas ve şüphe yoluyla bildiğini farz edelim. O biliş, sağırların dudak oynamasından anladıkları kadar bir bilişten ibarettir. Peki şimdi bütün bunların önemi ne? En başta gelen zararı ilişkilerimizi bozmasıdır. Zannetmek, yanlış kıyas, herkesi bizim gibi düşünüyor ve anlıyor zannetmek, sanmak, zihin okumak bizi geçimsiz yapar. İnsanları bizden uzaklaştırır ve mutsuz eder. Sonra gelişip olgunlaşmamızı engeller. Öğrenmek için öncelikle diğerlerinin hikayesine ön yargısız yaklaşıp dinlemeye ve onları anlamaya çalışmamız icap eder. Peki bu surette hiç bilme ve anlama ihtimalimiz yok mu? Olabilir, ancak kısıtlıdır. Anlayışlı, hal hatır, yol yordan bilen birisi bir sağıra komşun hasta diye haber verdi. Sağır kendi kendine dedi ki bu sağır kulakla ben onun sözünü nasıl anlayacağım? Hele hasta olur, sesi pek çıkmazsa, fakat mutlaka da gitmek lazım. İşte hasta ziyareti son derece önemli, komşu. Dudağını oynar görünce dedi ki ne dediğini kıyas yoluyla kendiliğimden düşünür bulurum. Yani dudak hareketlerine bakarım, az çok bir hasta ziyaretinde ne konuşulacağı bellidir. Derim ki, ey benim minnete düşmüş dostum, nasılsın derim. O da herhalde ve elbette iyiyim yahut hoşum diyecek. Çünkü ben olsam öyle yaparım. Şükürler olsun diye cevap verir ve ne çorbası yedin diye sorarım bu sefer. O mesela
mercimek çorbası diye cevap verir. Ben de afiyet olsun derim. Sonra da hekimlerden kim geliyor, kendini hangisine tedavi ettiriyorsun derim. O da işte falan deyince derim ki, o ayağı çok kutludur. O geldi mi işin yoluna girdi demektir. Biz de onun kademini denedik. Nereye vardıysa dilek hasıl oldu. O iyi adam kıyas yoluyla zihninde tasarladığı bu cevapları düzüp koşarak hastaya hal hatır sormaya gitti. Hastanın yanına varınca nasılsın komşum dedi. Hasta öldüm deyince dedi ki oh çok şükür. Hasta bu sözden hiddetlendi, canı pek sıkıldı. Bu ne biçim şükür, o bizim kötülüğümüzü istiyormuş galiba diye düşündü. Sağır bir sözdür tasarladı ama yanlış düştü. Sonra sağır ikinci sorusunu sordu. Ne yedin dedi. Hasta öfkeliydi ve zehir dedi bu sefer. Sağır o afiyet olsun der demez hastanın kahırlanması fazlalaştı. Sağır bundan sonra da tedavi için hekimlerden kim geliyor diye sordu. Hasta hadi be defol Azrail geliyor diye cevap verince sağır o onun ayağı çok kutludur sevin neşelen dedi. Sağır şükür böyle bir zamanda hal hatır sorup komşuluk hakkını gözettim diye sevinerek dışarı çıktı. Hasta ise bu bizim canımıza düşmanmış. Onun cefa madeni olduğunu bilmiyormuşuz diyordu. Hatırına 100 türlü kötü şeyler geliyor. Ona türlü türlü haber göndermeyi kuruyordu. Kötü bir yemek yiyenin o yemeğe kusuncaya kadar gönlü bulanır. İşte hiddetli yenmek budur. Onu kusma ki karşılıklı tatlı sözler duyasın. Sağır iyilik yaptım zannetmişti, halbuki aksi zuhur etti. O bir hastaya iyilikte bulundum, hatırını aldım, komşuluk hakkını yerine getirdim diye rahatça oturmuştu. Halbuki hastanın gönlünde bir ateş alevlenmiş, kendisini de yakmıştı. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Gecenin geç bir vakti yaşlı bir adam iki tane küçük çocukla birlikte tramvaya biner. Çok fazla yolcu yoktur. Kalabalık olmadığı gibi neredeyse de tramvayın içi boş. Çocuklar içeride oradan oraya koşturup gürültü yaparlar. İhtiyar hiç ses çıkarmaz. Derken yolculardan birisi ihtiyara çıkışır. İleri geri söylenmeye başlar. İhtiyar der. Yavaşça başını kaldırır ihtiyar adam. Ayıp değil mi ya? Çocuklara sahip çıksana bu saatte gürültü patırtı çekecek halim yok. Bu minvalde epeyce söylenir. Nihayet ihtiyar konuşmaya başlar. Affedersiniz der. Onlar benim torunlarım, yani kızımın çocukları. Hastaneden geliyoruz. Az önce kızım, yani onların anneleri öldü ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Birden buz gibi olur ortalık. Sinirli adam sessizleşir, öfkesi gider ve yerini acıma duygusuna bırakır. Bu kez o özür dilemeye başlar ihtiyardan. İşte zannetmek ve ön yargı bizi zor duruma sokar. Hatırımızda kalması gereken ilk şey herkesin farklı olduğu. Farklı bir hikayesinin ve farklı düşünme ve anlama biçimlerinin olabileceği. Bu yüzden yakınlık, dostluk ve arkadaşlık diğerini ön yargısız dinleme ve anlama üzerine kurulmalıdır. Zannın ve herkesi kendimiz gibi zannetmenin bir diğer zararı da gerçekten uzak düşmektir. Eğer görünene göre karar verenlerdenseniz, hikmete ve olan bitenin aslına ulaşamazsınız. Bize psikoterapide öğretilen en temel şeylerden birisi de, gerçek genellikle en çok sallanan bayrağın altında gizlidir. Toplumsal olaylarda da böyledir. Size sadece görmeniz istenen şey gösterilir.
hemen ve görünere göre hızlı karar vermek yanlış sonuçlara götürür. Bu yüzden mihenge ihtiyacımız var. İşte kritik ve analitik düşünme becerisi de budur. Duygulardan ve zandan arınmış akılla ve bilgiyle değerlendirme yöntemlerini öğrenmek zorundayız. Yoksa sürekli yanılırız. Hazreti Mevlana mihenk Kur'an'dır der. Yakini ve şüpheyi ayırt edebilmek için mihenk gerekir. Zira insan yüzlü birçok şeytan vardır bizi tuzağına düşürmek için bekleyen. Peki bu ferasete ulaşmak için ne yapalım? Eğer sürekli aldanıyor ve yolumuz hikmete çıkmıyorsa değişmeye, yenilenmeye ve başka türlü bakıp değerlendirmeye ihtiyacımız var. Bu yüzden de Hazreti Mevlana bize belli bir süre suyu kesip dere yatağını temizlemeyi öneriyor. Yani eski harabemizi yıkıp altındaki defineyle daha mamurunu yapabileceğimizi söylüyor. Yaralı derideki oku çıkarıp derinin yeniden iyileşmesini sağlamamız gerektiğini hatırlatıyor. Neden? Çünkü yolda başka tuzaklar da var. Onlara aldanmamak için o tuzaklarla dolu geçitlerden salimen geçebilmek için. Gökyüzü ahvalini yeryüzüne kıyas ettiler. Fakat bu kıyas doğru değil. Arada büyük bir fark var. İsterseniz Şeyh Sadi Şirazi ile bitirelim bu mevzuyu. Diyor ki, hey dostlarım, afiyet ve selamette olan kimseye söyleyin. Sen dertli kimsenin yüreğinde ne olduğunu bilmezsin. Sağlamlarda yar derdi bulunmaz. Ben derdimi hemdert olan kimseden başkasına da söylemem. Ömrümde kendisini arı sokmamış olan kimseye arıdan bahsetmek boş şeydir. Bizim gibi bir halin olmadıkça bizim halimiz sana göre masal olur. Benim yakınlığımı başkasına kıyas etme. Başkası tuzu elinde tutuyor, halbuki benim yarama ekilmiştir. Kıyas yüzünden Kabe'yi görmezlikten gelme, ondan yüz çevirme. Doğruyu Allah daha iyi bilir. Ey Allah'ım! Bu gam ancak işlediğim günahın karşılığıdır. Allah'ım, sen noksan sıfatlardan münezzehsin. Zulümden, sitemden berisin, temizsin. Hiç suçsuz bir kişiye dert verir misin, gam verir misin? Allah'ım, sebebi nasıl örttüysen, lütfet o suçu da ört ve gizle. Güzel suya ateş şeklini, ateşe de su letafetini verme ya Rabbi. Ya Rabbi, sen de o tertemiz suyu serp de, alemin şu ateşi tamamıyla nur olsun. Denizin suyu hep ferman altındadır. Ya Rabbi, su da senindir, ateş de. Sen istersen ateş latif su olur. Dilemezsen su bile ateş kesilir. İlahi, bizim şu niyazımızı da yine sen ilham etmektesin. Zulümden kurtulmamız senin ihsanındır. Sen bize bu isteği biz istemeden verdin. Hadsiz hesapsız ihsanlarda bulundun. İlahi, biz hırstan, şehvetten kendi kendimizi yaktık. Bu duayı da senden öğrendik ya Rabbi. Bize duada bulunmak için müsaade etmen, dua öğretmen, böyle bir karanlığı aydınlatman hürmetine sen bize acı. Ey ayıpları örten Allah, perdemizi kaldırma. İmtihan zamanında bize yardım et, bizi kurtar. Ey sevgili, bizi sana aşık kullarından ayırma.